zaman matematiksel hesap yapmadan bu ülkenin geleceği adına mücadele vermiş, cildi yanık, sesi kısık Anadolu insanıyız. Bugün geldiğimiz noktada yine devletimizin maaşını almış, ülkenin havasını solumuş, sizin verdiğiniz vergilerin kaynaklarını kendi imkanlarına kullanmış bir cinayet şebekesi bugün size karşı devletin nablusunu çevirebiliyor. Bakın, 28 Şubat'ta iyi hatırlarsınız. Yine bu milletin iradesine karşı namlunun, tankın namlusunu çevirdiler. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu sizin adınıza çıktı, dedi ki Türkiye İran olmaz, Türkiye Cezayir olmaz, ama Türkiye'yi Suriye yapmak isteyenlere de biz müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla namlusunu halkına çevirmiş tanka asla selam durmam diyen bir yiğidin tedrisatından geçtik. Bugün geldiğimiz noktada devletimize ve hükümetimize elbette önerilerimiz olacaktır. Bakın, bugüne kadar devlet kurumlarında personel alımı yapılırken şucu buculuğuna, tarikatına bakmak yerine liyakatına ve ehliyetine bakılsaydı belki bu alçak hadise yaşanmayacaktı. Yine Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşüren jetlerin 4,5 dakikalık radar kaybı açıklığa kavuşturulmuş olsaydı bugün bu hadise gerçekleştirilmiş olmayacaktı. Değerli arkadaşlarım,